Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere Xiaomi telefonlarımızdaki güncelleştirmeyi nasıl kapatacağımızı size göstereceğim. Arkadaşlar bunu anlatmadan önce bir konuda değinmek istiyorum. Gelen güncelleştirmeler her zaman iyi çalışmayabilir. Biliyorsunuz Xiaomi 12, Mi 12 yayınladıktan sonra bunu yüklemeyin diye bize bir haber vermişti arkadaşlar. Hatta arayüz, e, arayüz güncelleştirmesi de oldu arkadaşlar. Onu da yüklediyseniz şöyle yaparak güncelleştirmeyi kaldırabilirsiniz diyordu arkadaşlar. Bu gibi sorunları yaşamak istemiyorsanız arkadaşlar önceden önleminizi alın ve güncelleştirmeleri kapatın arkadaşlar. Ben kendi güncelleştirmemi kapattım. Cihazda gelen yeni güncelleştirmeler ilk önce yüklemeden önce bir araştırma yapıyorum arkadaşlar. Herhangi bir sorun yaşatacak mı cihaza diye bekliyorum. Hatta şöyle bir yöntemim de var arkadaşlar. Benim önceki güncelleştirmelerde bir güncelleştirme geldiği zaman 2-3 kere geri çekildiğini gördüm ve sonuncusunda arkadaşlar bayağı bekliyordu o zaman yükledim arkadaşlar dikkat edin sizde bekleyin hemen güncelleştirmeyin evet mühendisler çalışıyor bu güncelleştirmeler hakkında ama işte bazen işte cihazlarda sorun yaşatıyor arkadaşlar dikkat edin. Şimdi gelelim konumuza. Telefonu açtıktan sonra ekranımızı aşağı doğru kaydırıyoruz ve ayarlara tıklıyoruz. Telefon hakkında kısmına tıklıyoruz. Mio sürümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Buradaki Mio güncelleştirmeleri buradan şimdi kapatacağız. Şu sağ sağda 3 nokta bulunuyor arkadaşlar. Oraya dokundu, dokunuyoruz. Ben de bu arada fazla böyle seçenekler var. Oradaki seçenek onu söyleyeyim. Arkadaşlar Mio bak 12 yazan yere seri şekilde dokunuyorsunuz arkadaşlar. Bakın Belli, belli bir dokunmadan sonra ek özellikler açık diyor arkadaşlar orada. 3 noktaya tıklıyorsunuz tabi tabi buradaki e, seri şekilde tıklayıp ek özellikle neyi kapsıyor? Eğer güncelleştirmenizi manuel yapacaksınız arkadaşlar. Burada güncelleştirme paketi seçim ekranı, seçim sekmesi açılıyor öyle yaparsanız. Şimdi biz konumuza gelelim. Ne yapacaktık? Güncelleştirmemizi otomatikten kapatacaktık arkadaşlar. Güncelleştirme ayarlarına tıklıyoruz. Otomatik indir yazıyor arkadaşlar. Bunu indirmeyi kapatacaksınız. Bitti. Bu mobil veri açık olabilir arkadaşlar. Siz de onu da kapatın. Böyle arkadaşlar ya kapatın. Şimdi burada güncelleştirmeleri önceden alın diyor arkadaşlar. Buradaki Xiaomi güncelleştirmeyi kararlı sürüm yapmadan önce bir deneme test yaparlar arkadaşlar. Oradaki test grubuna girmek isterseniz güncelleştirmeyi önceden al seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ama bunu kesinlikle önermem. Cihazınızda Problem yaşatabilir arkadaşlar. Çünkü bu test ediliyor. Olumlu yanıtlar herhangi bir hata olay karşılaşmazsa bunu kararlı sürüm olarak Xiaomi bizlere yayınlıyor arkadaşlar. Şimdi MIU sistem güncelleştirmelerini bu şekilde kapattık arkadaşlar. Şimdi şey yapacağız. Uygulama güncelleştirmelerini kapatacağız arkadaşlar. Bu da önemli. Sistem uygulama güncelleyeceği dokunuyoruz. Burada güncelleştirme varsa gösteriyor arkadaşlar. Şimdi buradan ayarları tıklıyoruz ve güncelleme bildirimini göster'e tıklıyoruz arkadaşlar. Güncelleme gelip gelmediğini öğrenmek için bu bildirimler önemli. Açık kalsın. Otomatik güncellemeler var arkadaşlar burada. Bunu dokunuyoruz. Bakın, güncelleme Wi-Fi kullanarak güncelle, Wi-Fi ve mobil veri kullanarak güncelle. Bu seçeneklerden en üsttekini güncelleme seçeneğini dokunuyoruz arkadaşlar bu şekilde gelen güncelleştirme bildirim geliyor ama indirmiyor arkadaşlar. Sizin kararınıza bağlı. Evet video siz ben mutlaka kalınam hala abone değilseniz Aşağıdan abone olabilirsiniz. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.